melon şapka, arkasında kravatlı insanlar. Hatta bazen bir pipo, bazen bir dağ, bazen gökler ve bulutlar. Aslında işleri tamamıyla popüler kültürün çok beğenip de bugün içine aldığı önemlice bir ressamdan bahsedeceğiz. Önemlice değil, kocaman hatta. René Magritte. Magritte gerçek üstücü ama gerçek üstücüler gibi değil. Mesela sağlığında daha işlerini yaparken tanındığını, beğenildiğini biliyordu. Hatta para bile kazanıyordu. Halbuki o dönemin gerçek üstü işlerini yapanlar, özellikle Picasso'lar, Dalí'ler gayet delice yaşar. Kendi hayatlarının da gerçek üstü olduğunu iddia ederlerdi. Halbuki Magritte'e bakarsanız, bütün o gerçeği sorgulayan gerçek üstü acayip şaşırtıcı tablolarını dahi ceketiyle, kravatıyla, efendi gibi, hani neredeyse bir efkaf memuru tadında yapıyor. Kendisi gerçek üstücü olarak anılıyor ama diğer gerçek üstücülerin doğrudan hayallere, geçmişe baktığı yerden çok gerçeğin ta kendisini sorguluyor. Aslında bugünü çok ilgilendiren bir durum. Düşünsenize, bugün bile o kadar fazla gerçekten bahsediyoruz ki. Hatta gerçeğin artırılmışı var, sanalı var. Bir şey gerçek mi sanal mı onları tartışıyoruz. René Magritte gerçeğin ne kadar gerçek olduğunu ya da bizim gerçek yanılsamalarımızın peşinde koşuyor. Gerçekle ilgili yanılsamalarımızı sağdan soldan sürekli olarak tetikliyor. Örneğin bir pipo koyuyor hepimizin bildiği gibi. Altına da bu bir pipo değildir diyor. E doğru, o bir resim, pipo değil. Ama o zaman bizim gördüklerimiz ne? Her resim zaten bir şeyin resmi kendisi değilse ne olacak? Gerçek nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu daha fazla kendi kullandığı insan figüründe kullanır. İnsan ya da insanoğlu diye tercüme edilen. Bir tane insan vardır. Melon şapkalı, ciddi, takım elbiseli, kravatlı, tamamını görüyorsak, hatta bir de şemsiyesi vardır. René Magritte bir Belçikalı tabii ki. Orada da fena yağmur yağmaz yani. Yılda 200-250 gün yağmur var. Tabii ki insanlara şemsiye verecek ama bu insan sıradan bir insandır. Melon şapkalı, takım elbiseli, her gün işine giden, melon şapka o zamanların modası tabii ki. Onun yüzünü görmeyiz. Ya sırtı bize dönüktür, ya yüzünde yemyeşil bir elma vardır. Yani gördüğümüz insanları, ne kadar gördüğümüz, ne kadar içe dönük, ne kadar dışa vurdukları, tanıdığımızı, bildiğimizi, zannettiğimiz insanları ne kadar tanıdığımız, sokaktaki adam dediğimiz adam, gerçekten sokaktaki adam kadar genel midir? Bunları sorgular Magritte. Bu sade, sıradan vatandaşın aslında mutlaka bir şeyler sakladığı bir gerçektir. Ama gerçek nedir? İşte Magritte tam da bunların peşindedir. Kayalar, kuşlar, hatta üstüne giydiklerimiz de öyledir. Bazen birbirine çok yakın sarılmış insanların yüzlerini görmeyi, sarılma belli duyguları ifade edecekken her iki kişinin de yüzleri örtülerle sarılıdır. Acaba ne düşünüyorlardır diye insan görmezden edemez, düşünmezden edemez. O zaman nedir? Biz aslında her bir şeyi gördüğümüzde, etrafımızda gerçek diye yaşadığımız hayatta belki de gizlice örtülü ya da örtüsüz ama bizim göremeyeceğimiz farklı gerçeklerin arkasında olduğunu söyler bize Magritte. Öyle değil mi? Magritte kendi döneminde tanındığını, bilindiğini, sevildiğini gayet iyi biliyordu. Tabloları gayet güzel de gidiyordu. Ama asıl 1970'lerden, 80'lerden sonra tanıdı. Çünkü gerçek bir popüler kültür malzemesi haline geldi. Her yerde kullanılır oldu, posterler oldu, yeşil elmalar, melon şapkalar, hele o adam bazen tek bazen üçlü olur resimlerinde. Bu sefer her yerde görmeye başladık. Magritte'in resimlerinde yağmur gibi yağıyordu, popüler kültürde de üstümüze yağmur gibi yağdı. Popüler kültürün pek çok unsuru da Magritte'in işlerinden etkilendi. Örnek koca Beatles, ünlü Beatles, Paul McCartney'in koleksiyonunda da bir Magritte vardı, yeşil elmasıyla. Onu o kadar çok sevmişti ki 1966'da kurdukları plak şirketinin adı, hani şu en sonunda çatısına çıkarak Beatles'ın birlikteliklerini bitirdikleri çatı, işte o Apple plak şirketiydi. Amblemi de, logosu da bir yeşil elmaydı. Yani Magritte'in elmalarından esinlenmişti. Önce Steve McQueen'le, sonra Pierce Brosnan'la çekilen Thomas Crown Affair filminin son sahnesi. Hırsız tabloyu çalmıştır, bir taraf verecektir, bütün polis teşkilatı peşindedir. Öyle bir yere girinir ki, bilinir ki hırsız melon şapkalı, takım elbiseli, kravatlıdır ve bir anda
onlarca, yüzlerce aynı şekilde giyinmiş insan polisin etrafını sarar. Polis hangisinin peşinden gideceğini şaşırır. Magritte bu meşhur filminde de sonunda vardı. Hatta Simpsons'da dahi Magritte resimlerine, onun kullandığı elmalara, melon şapkalı adama daima referans vardır. Bugün resimle çok ilgilenen, az ilgilenen herkes yine de Magritte'in bazı meşhur tablolarını görünce hemen tanır. Bir dönemin gerçekliği sorgulayan, özellikle savaş yıkımından sonra gerçeğin, varoluşun sebeplerini sorgulayan insanlar bugün aynı işlerle popüler kültürün parçası olurlar. Belki de bugün yaptıklarımız yarın popüler kültürü parçası olacaktır. René Magritte'in işlerine bir kere daha bakmakta fayda var. Ondan sonra bakarız ne kadar gerçek, hele hele bugün teknoloji değişirken, sanal gerçeklerden, artırılmış gerçeklerden bahsederken kendi gerçeğimize de bakarız. Görüşmek üzere.